Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soygünün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınlarıyla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneği bozmadı ve her Ramazan olduğu gibi Erdoğan bu senede ilk iftarı şehit aileleriyle yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu senede geleneği bozmadı. İlk iftar için Beştepe'ye şehit ailelerini davet etti. Ramazan ayının birinci gününde yerel seçim mesaisine kısa bir mola verdi Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınlarıyla iftar programında buluştu. Erdoğan sosyal medya hesabından da Ramazan paylaşımı yaptı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum yazdı. Cumhurbaşkanı çarşamba günü de Mardin ve Şırnak'ta olacak. Yerel seçim mesaisinin ardından iftarda askerlerle buluşacak. CHP lideri Özgür Özel yeni haftada sandık çalışmalarına İstanbul'un ilçelerinde devam etti. Ve bu kez Cumhur İttifakı seçmeninden oy isteyen Özel'in gündeminde kent lokantası tartışması da vardı. Madem emekliye para yok, 31 Mart'ta da Tayyip Bey'e oy yok. AK Parti ile MHP'li seçmene seslendi. Siyasetteki emekli maaşı tartışmasını hatırlatarak Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerden oy istedi. Bunun bir genel seçim olmadığını görüp yerelde dürüst, çalışkan, namuslu insanlara oy verip Ankara'dakilere de bundan sonrası garanti değil diye mesajı vermeniz son derece önemlidir. CHP lideri Özgür Özel Çatalca'da seçmenle buluştu. AK Parti'nin adayı Mesut Üner'e sert sözlerle yüklendi. Ben Atatürkçüyüm deyip Atatürkçülerden oy alıyor. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor, kemiklerini. Sakın ha sakın bu takiyeciye bir daha yüz vermeyin. Atatürk'ün partisine ona yakışan bir başkan. Erhan Başkan. Özgür Özel İmamoğlu'yla birlikte Ayamama, Kaynarca, Yağmur Suyu tünelleri kazı başlatma törenine de katıldı. İstanbul'daki kent lokantası tartışması gündemindeydi. Murat Kurum'a tepki gösterdi. Ne diyeceğini şaşırmış, gaf üstüne gaf yapıyor ama biz rahatız. Çünkü biliyoruz ki bu insanlar kader kıymet bilen, yapılan işi gören ve emeği teslim eden insanlardır. Seçim mesaisine Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener esnafı gezdi. Adaylarına oy istedi. Bir esnaftan aldığı cevapsa Akşener'i kahkahalara boğdu. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Durum ne? Durum inşallah iyi olacak dedim. Aldığı cevap çok hoşuna gitti. Esnafla sıcak diyaloğu dikkat çekti. İYİ Parti lideri seçim turuna Ankara'da devam etti. Oraya verdiğiniz oy bana yarayacak ha. 2028'e kadar o kadar çok süre var ki 4 yıl boyunca bırak ağaç kakan gibi herkesi gagalayayım. Yerel seçime 20 gün kala Meral Akşener'in sahadaki mesaisi hız kesmedi. DEM Partisi'yle bir misiniz şu anda? Biz yalnız başımıza giriyoruz be kardeşim. Tek başımıza. Tek başımıza. Çok güzel. Başkanım. Sevindim o zaman. Tamam. Keşke önceden de tek başına girseydin. Çok mutlu olurdu. Tamam. Hayırlısı. Hayırlısı. Çubuk'tan sonra Pursaklar'da da esnaf ziyareti yaptı Akşener. Tek başına girme kararı aldıkları seçimde İYİ Parti adayına destek istedi. Hayırlı bol kazanç ama oyunuza talibiz. Tamam. Hadi bakalım. Bakacağız duruma diyorsun. Adayların arasında ise yine polemikler öne çıktı. Murat Kurum rakibi İmamoğlu'na baret yanıtı verdi. İmamoğlu ise Kurum'a kent lokantasında yemek yiyenlerden özür dileyeceksin dedi. Ankara'da ise Altınok ve Yavaş'ın mesaisi yine hız kesmedi. Sen bareti görünce o tatilde acaba bununla kayılır mı diye üstüne binersin ya. Öyle ayağına baret giymekle olmuyor. Baret kafaya takılır bir kere. Rakiplerin baret polemiği alevlendi. İmamoğlu'nun sözlerine Kurum'dan yanıt aynı tondan geldi. Baret senin gibi algıcıların değil. Baret eser yapanların işidir eser. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Esenyurt'tan yüklendi CHP adayı İmamoğlu'na. Dil sürçmelerinden medet umuyor dedi. Yahu sen bareti çizmeyi ne bilirsin ya? Sen bareti kafana takarsın,
onlarla poz verirsin. Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde ise İstanbul'daki kent lokantaları tartışması vardı. Bizim kent lokantalarımızı ve süt dağıtımımızı bir çay bardağı süt, ne bileyim tas çorba gibi küçümsemeye çalışan bir aklın İstanbul'da bir ithal adaya, bir acemiliğe dönüşmesini hayretle izliyorum. Kent lokantasının önünde kuyruğa girdiği öğrencisinden emeklisine, işçisinden emekçisine, hepsinden özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim. Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş adayı Serkan Toper de tanıtım videosu yayınladı. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldıracak, kadınların gücüne inanan, değişimi kadınlarla gerçekleştirecek. Öyle seçimden seçime değil, her gün yanınızda olacak biri var. Mansur Yavaş da İstanbul'daki metro tartışmalarına katıldı. Nasıl olsa diyorlar, Ankara'da seçimi kazanma ihtimalimiz yok. Metroyu yapsak da yapmasak da fark etmez diye düşünüyorlar. Rakibi Altınok'sa 20 bin Ankaralı'ya ev vaadinde bulundu. 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. 20 bin. Şu an Büyükşehir habire arsa satıyor. Bu arsaları satana kadar kat karşılığı verseydin biz onu yapacağız. Akıl almaz bir talihsizliğin haberiyle devam edeceğiz. Fotoğrafı kopyalanıp polis kimliğine yerleştirilen, sonra da internette yayınlanan adamın hayatı kabusa döndü. Dolandırıcılar internetteki o kimliği keşfedip suç üstüne suç işlediler. Faturası da fotoğrafın sahibi adama kaldı. 80 milyonda bir benim başıma geldi. Benim resmim var internette, böyle polis kimliğinde geziyor. Polis kimliğiyle insanları dolandırmışsın. Zaten ben dondum kaldım. Dondu kaldı çünkü birileri yüz fotoğrafını kopyalayıp sahte polis kimliğine yerleştirdi. İşin kötüsü internette yayınlanan o kimliği dolandırıcılar keşfetti. Polis kimliği yaz bu çıkıyor. Ben polis değilim ki. Ben normal bir vatandaşım, gariban bir insanım, ne yapayım yani. 2 ay içinde belki 20 gün nazarette kalmışımdır. O fotoğraf yüzünden işlemediği suçlardan başı derde girdi. Aradan yıllar geçti, çilesi bitmedi. Her gece rüyama girmeye başladı. Uygulama noktası gördüğümde korkuyorum artık. Bu bir polis kimliği ve Ömer Sert ismine ait ama aslında tamamıyla sahte. Çünkü o resimdeki kişi Cihan Dündar ve Dündar'ın hayatı sahip olmadığı bu kimlik ortaya çıktı çıkalı kabusa döndü. Gezmediğim il kalmadı, gezmediğim adliye kalmadı ve ben de mağdurum abi, avukatımla artık akraba oldum. Talihsiz olaylar zinciri 2020 yılında başladı. Dündar ailesiyle birlikte gezmeye gidiyordu. Yolda polis kontrol noktasına takıldı. Baktım koluma girdiler. Aranman var dedi. O günden sonra benim hayat hikayem başladı. Hayatım çalınmış gibi, kendimi eksik hissediyorum abi toplumda. Her kimlik kontrolünde soluğu nezarethanede aldı. İfade verdi, serbest kaldı. Ama yaşadıkları onu bunalıma soktu. Yani evden çıktığım zaman sabah, acaba bu gece nazarette mi kalacağım? Evime tekrar dönüp kafamı yastığa koyabilecek miyim bilmiyorum. Cihan Bey'in kafası da işte bu masanın üstü gibi karışık. Çünkü işlemediği birçok suç için şehir şehir geziyor ve ifade veriyor. Tek isteği ise bu fotoğrafın dijital ortamdan kaldırılması. Bekçi gönlüm, artık kendim vermeye başlıyorum. Abi bakar mısın, ailemle bir yere gideceğim ya. Öncesinden baktırıyorum artık. Bakıyorlar, yine anlatım çıkıyor. Ramazan geldi. İlk iftar sofraları az önce kuruldu. İftarı evde karşılamanın tadı başka ama orucunu dışarıda açmak isteyenler için bu Ramazan'da birçok seçenek var. İstanbul'da menü fiyatları 500 liradan başlıyor. 4100 liraya kadar çıkıyor. Ne görmek istersin iftar menüsünde? Çorba, hurma, et yemeği. 6 çeşit ana yemeğimiz var. Canlı fasılla beraber 1750 kişi başı ücretimiz var. Ramazan geldi, lokantalarda, restoranlarda da iftar telaşı başladı. Orucunu dışarıda açmak isteyenler için birçok seçenek var. Öyle mekanlar var ki ne bir böyle manzara sahip ne de böyle yemek sunumlarına sahip ama fiyatlar 4000-4500 gibi rakamlar. Menüler gibi fiyatlarda çeşit çeşit. Kimi cep yakıyor, kimi daha uygun. Aracaklarımızdan paçanga böreği var. İçli köfte, kara lahana sarması var, çökertme kebabı, hünkar beğendi var. İstanbul'da iftarını yapmak isteyenler dilediği yerlere gidiyor ve menü fiyatları 500 liradan başlayıp 4500 liraya kadar çıkıyor. Menüler hani çorbayla başlıyor, tatlıyla bitiyor ama genel olarak çok pahalı olduğunu düşünüyorum. 600-700 olabilir. O civarı gözden çıkardı. Çıkarım. 4100?
Yok, o kadar da çıkarım. 4500? Yok, olmaz. İstanbul'da Boğaz'da iftar yapmanın maliyeti kişi başı 1500 ile 2000 lira arasında değişiyor. İdeal bir rakam gibi düşünüyoruz. Çünkü gelirler, giderler, masraflar ağır. Şerbetimiz var, güllacımız var, revani tatlısı var. Yok yok yani, sayamıyorum zaten ki. Seçenekler arasında saray şıklığı ve deniz ziyafeti sunan restoranlar da var. Haliyle faturası da kabarık. Bu fiyat kişi başı 4100 liraya çıkıyor. Maşallah. Biz yemeyelim, eve gidelim üzeriniz. Çok iyi fiyatlar gerçekten. Ödeyebilene helal olsun. Ankara'da esnaflık yapan Murat Baku'nun iş yerine 20 günde iki kez icra memuru geldi. Çünkü iddiaya göre eski kiracının borcu nedeniyle o icralık olmuştu. Kendisinin olmayan 178 bin liralık borcu ödedi ama endişesi de derdi de bitmedi. Borçlu ben değilim. Ben borçluyu hiç yolda görsem tanımam. O hiç tanımadığı, görmediği kişinin borcu üzerine kaldı. İş yerine icra geldi. Kendine ait olmayan borcu ödedi ama derdi bitmedi. Haciz gelip malzemelerimi alacak diyerekten malzememi çıkartamıyorum yani. Ankara Ulus'taki bir iş hanı burası. Murat Baku da işte bu iş hanındaki bu iş yerini 5 Ocak'ta kiraladı. İşlerini tam düzene sokmuştu ki 24 Ocak günü icra memurları geldi. Murat Bey neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Fatih Akdemir'le görüşeceğiz dediler. Böyle birisi yok. Kira kontratını gösterdim. Vergi levhama baktılar. Hiçbir şey bulamadılar. Avukat ve icra memurunun sorduğu o kişi Murat Bey'in kiraladığı dükkanın eski kiracısıydı. Borçlu kendisi olmadığı için rahatça imzaladı tutanağı. 178 bin liralık borç ona çıkarılınca başından aşağı kaynar sular döküldü. Hakim direkt karar veriyor. Bu borç sizin borcunuzdur. Haciz kararın gerçekleşmesi diyerekten. Benim burada yaklaşık 600-700 bin liralık malzemem vardı. Mallarım gitmesin, ticaretim devam etsin diyerekten o borcu ödedim. Haciz gelmemesi için Murat Bey 178 bin liralık tutarı ödedi. Aradan 8 gün geçti. Aynı icra memuru aynı adrese bir kez daha geldi. Bu kez tutar daha yukarı çıkmıştı. İkinci geldiğinde 320 bin liraydı. Faizler hariç 320 bin lira borç. Ödediniz mi? Ödemedim onu henüz. İkinci icraya itiraz etti. Eski kiracıya da ulaştı. Duydukları karşısında yaşadığı şok ikiye katlandı. Abi dedi benim dedi 4 tane bankaya borcum var. Yaklaşık 1 milyona yakın borcum var dedi. Şu an ikisi geldi. 2 tane daha bekliyorum. Ne zaman gelir diyerekten. İtirazı sonrası Eylül ayına duruşma tarihi verilirken Murat Baku icra memurları yeniden gelirse diye korku içinde bekliyor o günü. Hatta her gelen geçeni resmi olarak birisi geldiği zaman diyorum herhalde haciz memuru bu falan diyerekten korku içindeyim. Diyarbakır'daki bir apartmanın girişinin tam önüne kaçak baraka yapıldı. Dairelerine giremeyen bina sakinleri kapı yerine boş bir dükkandan geçmeye başladılar. Ehaliyle isyandalar. Kapıya bak nasıldı? 12 senedir bu kapıyı açmamış. Kaçak yapıdan dolayı hani şu an girişle ilgili sorunumuz var. Şuradan binaya giriş çıkış yapıyoruz şu an. Kapılarının önü kaçak yapıyla kapandı. Bu binada yaşayanların çilesi Karadeniz fıkralarını aratmadı. Bu binada hastalar var, engelliler var. Ambulans geldiği zaman nereden binaya girecek? Diyarbakır'daki Süleymanoğlu apartmanı 14 yıl önce yapılmıştı ama evlerine kapıdan girip çıkmak nasip olmadı. Bundan yıllar önce mesela binada bir yangın çıktı, itfaiyeciler giremedi binaya. Hani bina girişi kapalı olduğu için. Kargo geliyor, yolu bilmiyor. Çaresiz kalan apartmandakiler binanın altındaki boş dükkanı kullanmaya başladı. Dükkanların içine giriyoruz. Şimdi burası da satıldığı için bir dükkanları alan şahısla kepeklere indirecek. Biz mağduriyet yaşıyoruz. Nereden girip çıkacağımızı bilemiyoruz. Kapı zedeler birleşip soluğu mahkemede aldı. Yıkım kararı da çıktı. Mahkeme de hani başarıyla sonuçlandı. Hepsinin tek isteği o yapının bir an önce yıkılması. Kaçak yapı oradan kalkarsa bina sakini huzura rahata kavuşacak. Antalya'daki bir köye yerleşen aile iddiaya göre kimse de huzur bırakmadı. Gizemli patlamalar yüzünden canımız tehlikede diyen köy sakinleri çileden çıktı. Bu patlamadan çok korktum kardeşim ben. Gerçekten olmaz mı? Patlamalardan, magandalıklardan hepsi bıktı usandı. Biz bıktık artık, bu insanları buradan istemiyoruz ya. Komşuları yüzünden hayatları kabusa dönen köylüler hem öfkeli hem de isyandaydı. Yeter abi, bura geldi bu çağ. Bir hafta istemem abi, bu gece burayı terk edin. Antalya Manavgat'taki müstakil eve yerleşen kiracılar iddiaya göre köyde huzur bırakmamıştı. Burada tüccarlığı yapıyor bir insanlar. Bir türlü yakalanmıyorlar da bıktık bunlardan. Gitsinler bu oradan. Üç kere ateş ettiler bunlar pompalıyla.
Can güvenliğimiz yok, mal güvenliğimiz yok. Evde yine patlama olunca sabır taşı çatladı. Köylüler kapılarına dayandı. Gel, kim var burada? Gelin şuraya. Benim karım çocuğum var, bakın nereye girecek. Muhtar devreye girip kiracıları uyardı. Hiçbir Allah'ın kulunun burnu kanamadan, kimse incitmeden ne olursunuz evi boşaltıverin. Tuballayın eşyanızı, bir yere koyun. Devlet mutlaka size sığınacak bir yer bulur. Patlamanın havai fişe kutusundan çıktığını söyleyen aile araçlarına binip uzaklaştı. Evet. 11 ayın sultanı Ramazan'ın bugün ilk günü. Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti pide de iftar sofralarındaki yerini aldı. Vatandaşların kimi fırın pidesini, kimi de pastane pidesini tercih ettiler. Şimdi gelin bu iki pidenin lezzet farkına bakalım. 25 lira mı pide? Evet. O zaman 2 tane vereceksin. Ekmeğe devamlı her zaman yiyoruz ama pide Ramazan'da bambaşka oluyor. Pidelerinizi almışsınız. İftara hazır mısınız? Hazırız çok şükür Allah'a. 81 yaşındayım ve çok mutluyum. Ramazan geldi, ilk iftar sofrası da hazırlanıyor. Peki o sofranın vazgeçilmez gelenekselleşen lezzeti ne dersiniz? Tabii ki de Ramazan pidesi. Klasik Ramazan pidesinin içerisinde sadece un, tuz ve maya olur. Üzerine de sürülen ustaların şifa dediği bir karışım vardır. Ramazan'ın şerefi pidedir. Önce oruç tutmaktır, ondan sonra pidedir. Pide için vatandaşlar fırınlara koşarken kimileri de pastane pidesini seçti. İşte iki pide çeşidi arasındaki lezzet farkı. Ramazan için özel olarak hazırlanan pastane pidesi 450 gram ağırlığında. Bu pidenin fiyatı ne kadar? 30 lira. Bu pide pastane pidesi. Ramazan pidesinden farkı ise içerisinde yağ, şeker ve maya oranının biraz daha fazla olmasıyla alakalı ve üzerine yumurtalı bir karışım sürerek. Böyle daha tatlı bir tada yoğunlaşan insanlarımız biraz daha pastane pidesini tercih ediyorlar. Pideyle en çok hangi lezzet güzel olur? Çorbayla çok güzel gidiyor. Şu anda da fırın pidesinin yanındayız. Bu pidenin ağırlığı 420 gram, fiyatı da 25 lira. Fırın pidesinin yapımında un, su, tuz ve maya vardır. Bu tarihimizden beri gelen normal fırın pidesini tercih ediyorlar. Fırın pidesi biraz daha kızarmış ve kıtır kıtırdır pastane pidesine göre. Taze taze yemesi güzel oluyor işte. Çay, peynir artık, çorba ne bulursan artık. Kentsel dönüşüme giren binalar yıkıldı ama müteahhitle bina sakinleri anlaşamayınca ortada dev bir inşaat çukuru kaldı. Mahalle sakinleri endişeli. Ya biri düşerse diyorlar ve önlem alınmasını istiyorlar. Burası tehlike arz ediyor. Tehlike arz ediliyorsa ilgilenilmesi gerekiyor. Bazen kaymalar oluyor. 6 aydan beri bu şekilde. Binalar yıkıldı, geriye koca bir inşaat alanı kaldı. Önlem de alınmayınca mahalleliği ya biri düşerse korkusu sardı. Buradaki su birikintilerine düştüklerinde feci kazalarla sonuçlanabilir. Ben de daha yeni gördüm şurada esnafım da merak ettim bakıyordum öyle. Tehlikeli yani sonuçta. Bakın burası Ataşehir'deki bir inşaat alanı. Binalar yıkılınca yerine yenisi yapılacaktı ama bir türlü anlaşmaya varılamadı. 5 tane apartman, bir tane düğün salonu vardı. Onlar sırayla yıkıldı. Yağmurla değil, orayı kazdıkça alttan su çıktı. Müteahhitler ve mal sahipleri anlaşamayınca inşaat alanı sahipsiz, bakımsız kaldı. Bakın inşaat alanının bir tarafı kapatıldı ama diğer tarafı açık kaldı. Yani buraya herkes girebiliyor. Bu nedenle de mahalleli diken üstünde, ya biri düşerse diye korku yaşıyorlar. Göleti izlemek için bazen okul çıkışlarında bazı çocuklar dikiliyor. Rüzgardan, yağmurdan dolayı düşmüş şeyler. Buradan geçerken ben de fark ettim. Böyle gelişi güzel dizmişler. Mahallelinin tek isteği inşaat alanında güvenlik önlemlerinin alınması. Tehlike yaratıyor tabii ki buradaki oynayan çocuklar için. Efendim yeni bir meslek daha doğdu. Adı temsilli nikah memurluğu. Nikah ve düğünün farklı tarihlerde gerçekleştiği evlilikler için çokça tercih ediliyor artık. Peki ama bu mesleği kimler icra ediyor? Bir nikahtan ne kadar kazanıyorlar? İşte detaylar.
Eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. İsteklerini anlatıyorlar. Diyelim ki dini bir nikah isteyecek. Bununla uygun bir metin istiyor. Diksiyonu düzgün, konuşması düzgün, hitabeti düzgün. O insanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Tüm konuklar salonda yerini alıyor ve düğün merasimi başlıyor. Cübbesiyle düğüne katılıyor. Çiftin isteğine göre özel bir konuşmada hazırlıyor. Nikah defterini imzalatıp evetleri de aldıktan sonra nikah cüzdanını çifte teslim ediyor. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun imzalar lütfen. Ama aslında o resmi bir nikah memuru değil, tiyatro sanatçısı. Bu işi yapan arkadaşlarım da genelde tiyatro oyuncusu ya da emekli nikah memurlarıdır. Çiftin gerçekten yasal olarak evli olmasını istiyoruz. Yani evlilik cüzdanlarını talep ediyoruz. Evlilik cüzdanından sonra e-devletlerini açarak bakıp gerçekten yasal olarak bu çift evlenmiş mi bileli. Resmi nikahını düğünden önce kıydırmış olan çiftler tercih ediyor temsili nikah memurunu. Son dönemde popüler hale gelip sektöre dönüşünce tiyatral nikah sanatçıları platformu da kuruldu. Hiçbir resmiyeti yoktur. Bu bir tiyatral gösteridir. Nikah tazelemeler yapıyoruz. Bunlar çok eğlenceli oluyor. Mesela 25. yılını kutladık bir beyefendi ve şahitleri evlatlarıydı. Sevgili konuklar, çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz. Çiftimizin bu güzel heyecanla eşlik etmek için şöyle güçlü bir alkışınızı rica edebilir miyim? İki farklı ilde düğün yapmak zorunda olanlar yurt dışında evlenip Türkiye'deki sevdikleri aileleri için de bir düğün merasimi hazırlamak isteyenler ya da tayin iş değişikliği nedeniyle resmi nikah tarihiyle düğün tarihi uyuşmayanlar son dönemde artık temsili nikah törenlerini tercih ediyor. Ankara için ortalama 1000-1250 civarıdır. İstanbul'da biraz da artıyor. Oralarda da 2500-3000 maksimum 4000 lirayı bulur. Tiyatral nikah memuru platformu üyeleri her ilanı da aldanılmamasını tavsiye ediyor. Mesela Haziran'da bir cumartesi akşamı binlerce nikah olabiliyor Ankara'da. Belli sayıda belediyelerin memurları var. Dolayısıyla çiftler daha önceki nikahlarını kıyarak o gün burada formalite nikah, nikah tekrarı yapıyorlar. Karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun imzalar lütfen. O bir Yeşilçam efsanesiydi, usta bir sanatçıydı. O Kayhan Yıldızoğlu'ydu. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı bugün. Son yolculuğuna uğurlandı ve maalesef cenazede son dönemlerde sıkça gördüğümüz fotoğraf çekilmeye çalışan saygısızlar vardı. Şener Şen bakın o duruma nasıl tepki gösterdi. Artık en zengin benim. Kayhan gibi insanların yerini dolduracak kapasitede vallahi hiç kimse yok. Ne yeri dolar ne de unutulur. Yeşilçam efsanesi Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı. 1960'ta şehir tiyatrosunda tanıştık. Çok alkış alıyordu, çok beğeniliyordu. Çok iyi bir oyuncuydu. 90 yaşında yaşlılığa bağlı olarak hayata gözleri yumdu Kayhan Yıldızoğlu. Geride hayat verdiği sayısız karakter, yüzlerce film, tiyatro, dizi bıraktı. Ulu Batlı Hasan'la dedim bayrağı diken benim resmimi görmediniz mi dedim Bizans surlarına dedim. Kahkahayı attılar. Bize bir şehzade lazım Senyor Mahmut. Hayatımda tanıdığım en nezaketli, en kibar, hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir insan. İntikam almaya kalkışma Murat. Katilleri mutlaka bulacağız. Kayhan abimiz gerçekten çok değerli sanatçılarımızdan biriydi. Duayendi, iyi bir hocaydı. Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dostları, sevenleri, ailesi oradaydı. Erkül! Katili buraya getir. Kocamdı. Kocalık ayrı, insanlık ayrı bir şey. Muhteşem bir adam. Cenazeye katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çekilmeye çalışanlara sert çıktı. Gidin ya. Kayhan Yıldızoğlu Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir araştırma ortaya koydu ki ilkokula başlayan öğrencilerin 1/4 kitapları doğru şekilde kullanamıyor. Kitabın sayfalarını çevirmek yerine tablet gibi kaydırmaya çalışıyor. Kitap okumayı mı daha çok seviyorsun, tabletle oyun oynamayı mı? Tablet. Kitabı açmayı biliyor musun sen? Hayır. Tabletle oynamayı biliyor musun? Evet. Nasıl çeviriyorsun tablette sayfaları? Öyle. Sanki elinde kitap değil de tablet varmış gibi sayfa çevirmeyi bilmiyorlar. Tabletteki gibi kaydırma yapmaya çalışıyorlar. Sayfaları böyle eline çeviriyor musun? Evet. Nasıl, burada bir göstersene bana böyle.
Eğitim ve gelecek açısından korkutan o araştırma İngiltere'de yapıldı. İlkokul 1. sınıfa başlayan çocuklardan 4'te 1'inin kitabın sayfalarını çevirmeyi, kitabı açmayı bilmediği ortaya çıktı. Kitap çocuğu mu, tablet çocuğu mu sizinki? Her ikisi de var. Kitabı bir açar mısın? Tableti mi çok seviyorsun, kitabı mı? Heyecanı. Okula başladık, biraz öğrendik kitap sayfası çevirmeyi yoksa. Önceden bilmiyor muydun? Mümkün değil. Küçük yazılar olunca büyütüyor musun böyle? Evet. Onu nasıl yapıyorsun, bir göster el hareketiyle. Bin öğretmenin katıldığı bir araştırma gözler önüne serdi durumu ve öğrencilerin 3'te 1'inin ceket giyemediği, kalem tutamadığı, hatta 10'a kadar sayamadığı tespit edildi. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.